Bugün burada uzun ve zorlu bir yolculuğun sonuna gelmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Tıp fakültesindeki bu yolculuğumda dönem birincisi olarak konuşma yapma başarısını bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum. Öncelikle kıymetli aileme sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Canım annem, canım babam ve canım kardeşim. Sizlerin sevgisi, fedakarlığı ve desteği sayesinde bu zorlu süreci böyle bir başarıyla taçlandırabildim. Sizler olmasaydınız bugün burada olamazdım. Bu başarıdaki en büyük pay şüphesiz sizlerin. Size sonsuz teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün burada hep birlikte mutluluğumuzu paylaşırken Filistin'de zulme uğrayan masumları da unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Bir hekim olarak dünya üzerindeki her insanın sağlık ve huzur içinde yaşama hakkı olduğunu savunuyorum. Filistin'deki masum sivillerin acıları bizlere tıbbın ve insanlığın evrensel değerlerini tekrardan hatırlatmaktadır. Onların yaşadığı zorluklar karşısında bir hekim olarak ve her şeyden öte bir insan olarak elimizden geleni yapmalı ve dünya üzerindeki tüm haksızlıklara karşı sesimizi en güçlü şekilde yükseltmeliyiz. Bu bilinçle mesleğimizi sadece şifa dağıtmak için değil, aynı zamanda adalet ve insan hakları için de kullanmalıyız. Hasta ve toplumun sağlığını Hasta ve toplumun sağlığını baş görev sayacağıma